Bu Vivo X60 Pro Plus, Vivo'nun BBK Elektronik'sin 4 atlısından biri olan şirketin 2021 yılında çıkarttığı yeni amiral gemisi ailesinin en tepe modeli Pro'sunun Plus'ı, bir Max'ı eksik artık sonunda. Vivo her ne kadar ülkemizde çok fazla biliniyor olmasa da, Oppo, OnePlus, Realme gibi markalar kadar biliniyor olmasa da kendine has tarzı olan bir şirket ve Asya pazarında çok bilinen, tanınan ve sevilen bir şirket. Ben Osman Furkan Şahin, burası Tekno Mehmet. Bugün isterseniz gelin Vivo X60 Pro Plus'a birazcık yakından bakalım. Vivo firması önceki yıllarda IQ gibi modellerle fiyat performansı oynasa da, özellikle fiyat performans cihazları sevenlerin gönlünde taht kursa da, geçen sene X50 Pro Plus ile birlikte DxOMark'ta çok sağlam bir iz bırakmıştı kendisini. Bu sene de Zeiss ile anlaşarak geçen sene X50 ile elde ettiği başarıyı bu sene X60 ile daha ileriye götürme çabasında Vivo. Nitekim X60 ailesini sadece Pro ve Plus olanında, yani Pro Plus'ında 1 bölü 1.3 inç boyutundaki GN1 sensör var. Yani diğer modellerde bu GN1 sensör yok, sadece Pro Plus olan modelinde bu GN1 sensör var. 50 megapiksellik bir çözünürlük kullanılmış. Bu büyük boyuttaki sensör f1.57 diyafram açıklığıyla birleşince düşük açı konusunda oldukça iddialı bir kamera haline geliyor. Ve Zeiss ile birlikte yapılan anlaşma neticesinde de, Zeiss ile birlikte geliştirilen kamera neticesinde de T-Star sertifikalı lensler kullanıldığı için, T-Star sertifikası ne anlama geliyor diye soracak olursanız, T-Star sertifikası Zeiss'ın lenslerin yapısı içerisindeki, kameranın içerisindeki bileşenlerde kullandığı bir sertifikalama yöntemi. Bu sayede T-Star ismini taşıyan parçalar sayesinde kameranın katmanları arasındaki yansımalar daha az oluyor. Bunu geçen sene Sony'de görmüştük, Xperia 1 Mark 2 ile birlikte. Bu sene de Zeiss ile birlikte anlaşan Vivo'nun cihazlarında da T-Star sertifikasını görüyoruz. Kameranın hemen üst kısmında T-Star logosu yer alıyor. Ne yazık ki cihaz globale sunulmadı henüz. Sunulacağına dair herhangi bir bilgi de yok. İşin açıkçası sunulur mu sunulmaz mı göreceğiz. Ama globale sunulmadığı için, global bir fiyat olmamasına rağmen, genel olarak fiyatını değerlendirecek olursak 700-750 eurolar civarında, ki benim elimdeki cihaz 12256 olduğu için biraz daha pahalı 828'liğine göre. 828 veya 12256 olarak alabiliyorsunuz cihazı. X60 ailesinin Pro Plus olan modeli deri arka ile birlikte geliyor. Eco Leather olarak geçiyor bu deri kaplama, arkasındaki deri kaplama ve gerçek bir deri kaplama değil. Açılış videosunda, kutu açılış videosunda Vegan Leather demiştim bu kaplamaya. Çünkü Oppo Vegan Leather olarak adlandırıyor ve geçen sene X2 Pro'da gördüğümüz kaplamayla hemen hemen aynı kaplama, aynı hissi veriyor. Aynı kalitede ve zaten rengi de turuncu. Renk olarak da aynı rengi seçmişler geçen seneki kaplamayla. Bu X60 Pro Plus'taki deri kaplamanın iki renk seçeneği var. Biri turuncu olarak benim elimdeki cihaz gibi tercih edebiliyorsunuz. Bir de lacivert rengini tercih edebiliyorsunuz. Hangi rengini seçerseniz seçin, malzeme kalitesi inanılmaz hissettiriyor. Cihazın arkası deri olduğu için, deriye çok yakın bir hissiyata sahip olduğu için çok kaliteli hissettiriyor. Çerçevesi çok ince, zaten alüminyum bir çerçeve kullanıyor. Ön tarafındaki camın da kavisli olması neticesinde cihaz kendini çok premium bir cihaz olarak hissettiriyor size. Kamera çıkıntısında bile metal kullanmışlar. Hani bu konuda Vivo gerçekten dersine iyi çalışmış. Malzeme kalitesini ön plana çıkartmışlar ve gerçekten de başarılı bir cihaz ortaya çıkartmışlar. Kalitesinin haricinde cihazın ergonomisinin de çok iyi olduğunu söylemem lazım. Yani elinizde tuttuğunuz zaman cihazın elinize sanki oturduğunu hissediyorsunuz ve çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda yazılımla yapılan birkaç ufak dokunuş neticesinde de cihazı tek elinizde kullanmak da bayağı rahat hissettiriyor size. Yani cihazın hem ergonomisi, hem malzeme kalitesi, hem de tasarımı bence oldukça başarılı olmuş. Zaten de bu sebeple kutu açılış videosunda taktığım kılıfı sonrasında çıkartmak istedim ve çıkarttım. Yani kılıfsız olarak kullandım. Çünkü o derinin verdiği his ve cihazın eldeki verdiği his oldukça başarılı. Kılıfı kötü değil, kılıfı iyi, sert bir kılıfı var ve arkası mat yapıda bir kılıf. Ama yine de tabii cihazın arkasının ve çerçevesinin kalitesine ulaşabilen durumdaki bir kılıf değil işin açıkçası. Arkasının deri olması neticesinde X60 ailesinin diğer üyelerinden biraz daha kalın bir cihaz X60 Pro Plus. Ama bu kalınlığı kesinlikle absorbe ediyor. Yani arkasındaki derinin kalitesi, derinin verdiği his kesinlikle ve kesinlikle o kalınlığa değiyor. Zaten cihazın yapısı da ince uzun bir yapıda. 22'ye 10 oranında bir ekranı var. Bayağı ince uzun ekranlara doğru geldik artık. Yavaş yavaş sinema çözünürlüğüne doğru gidiyoruz ki zaten sinema oranını gördüğümüz birkaç tane cihazda oldu geçen sene. Ben her ne kadar bu incelip uzayan ekran oranlarını sevmesem de ekranın gerçekten kaliteli olduğunu göz ardı etmemek lazım. Ekranın renk doğruluğu oldukça yerinde.
ekranın 1300 nit'e kadar parlaklığı çıkabiliyor ve 120 Hz tazeleme hızına sahip. Yani ekranda dümdüz bir şeyler izlemek de oldukça keyifli. Ekranda oyun oynamak da oldukça keyifli. Ve ekran cihazla etkileşimde bulunduğumuz yüzey olduğu için ekranın kaliteli olması bizim için oldukça önemli. Kutu açılışı videosunda da söylemiştim. Vivo tema renklerini oldukça iyi seçmiş. Hafif mat pastel renkler kullanmışlar. Ve diğer BBK elektronik şirketleri gibi çok stabil çalışan bir yazılım var. Dolayısıyla hem güzel gözüken hem de stabil çalışan bir yazılım var. Yazılımın içerisinde çok çeşitli oyunlar diyebileceğim yapılar var. Mesela işte Lens Package diye bir ikon var. Tıkladığınız zaman anında istediğiniz kameraya geçiş yaparak kamerayı açabiliyorsunuz. Ya da daha özelleştirilmiş bir arayüzle daha Android'e benzer bir arayüz arasında geçiş yapabileceğiniz ve işte diğer dünyaya seyahat ediliyor yazan bir ekranla geçiş yapan çeşitli arayüzler var. İkon şekillerini değiştirebiliyorsunuz. İkonların boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Duvar kağıdının görüntüsünü değiştirebiliyorsunuz. Ekranı küçültüp kenarlardan çeşitli swipe hareketlerine, kaydırma hareketlerine çeşitli komutlar atayabiliyorsunuz. Arayüz konusunda oldukça başarılı olmuş ve işin açıkçası bu arayüz Vivo'nun globale açılma planları konusunda çıkarttığı bir arayüz ve daha birinci sürümünde, ilerleyen sürümde neler gelecek gerçekten merak ediyorum. İsmi de Origin OS, şu an 1.0 sürümünde Vivo'nun bu yeni arayüzü, yeni yazılımı. Aynı zamanda hemen şunu da dipnot olarak ekleyeyim. Ben Vivo'nun daha önceki modellerini de kullandım. Vivo'nun diğer yazılımlarını, önceki modellerindeki yazılımlarını çok fazla beğenmiyordum işin açıkçası. Hem biraz ağır kalıyordu hem de yazılım çok karman çormandı. Yine hala karman çorman çünkü Çin yazılımı olduğu için, Asya yazılımı olduğu için çok fazla bloat var. Yani çok fazla önyüklü uygulama var. Garip garip bildirimler geliyor uygulamadan, tarayıcıdan falan. Birçoğunu sildim, hala bildirimler gelmeye devam ediyor. Yani global olduğunda bu yazılım çok çok başarılı olacaktır ki zaten cihaz Snapdragon 888 işlemci kullandığı için, üstelik benim elimdeki cihaz 12 GB'lık versiyonu olduğu için 120 Hz ekranda hesaba katınca arayüzdeki her şey oldukça kusursuz, oldukça akışkan bir şekilde gözünüzün önüne serilmiş oluyor. Tabii övdüm cihazı, her şey mükemmel değil cihaz hakkında. İşte cihaz hakkında sevmediğim 5 şey. X60 Pro Plus. Adındaki tek eksik Max kalmış ama ekranı hala Full HD. Adı ve kendisi bu kadar premium olan bir cihaza Full HD bir ekran yakışmıyor maalesef. Az önceki gidişi tekrarlamak istemiyorum. Maalesef cihazın kablosuz şarjı da yok. Bu kadar premium bir cihazda oldukça büyük bir eksik bence. Yazılımı çok iyi olsa da ön yüklü uygulamaların çok fazla olduğunu söylemiştim. Globale açılmak isteyen bir şirket olarak Google Play Store'u bile bu kadar zor bir şekilde kurmamam lazım cihazın içerisine. Zaten Türkçe dahil pek çok dilde içerisinde halihazırda yok. Cihazın çok iyi hissettirdiğini, çok ince ve çok şık olduğunu söylemiştim zaten ama buna oranla bataryası da aynı şekilde küçük ve maalesef çok da iyi performans verdiğini söyleyemem. Zaten batarya kısmında buna daha detaylı şekilde değiniyor olacağım. Koskoca Vivo'sun ses konusunda piyasadaki en iddialı şirketlerden birisin ama maalesef cihazında stereo hoparlör çıkışı yok. Bu da bence büyük bir eksik. Şu an artık en ucuz cihazlarda bile stereo çıkışlı hoparlörleri görebiliyoruz. Her şey tabii ki o kadar da kötü değil. İşte bu da cihaz hakkında sevdiğim 5 şey. Kutudan şarj aleti çıkıyor. Buna şükreder hale geldik sanırım ama bundan kulaklık bile çıkıyor. Gayet iyi hamle Vivo. Tebrikler. Cihazın arkasındaki deri gerçek deri olmasa bile hissiyatı çok iyi. Gerçekliğini test etmek için sakın yakmayı denemeyin. Cihazın çerçevesinde üst kısımda kesilen cam bölme işlevsel mi bilmiyorum ama tasarım olarak bence gerçekten oldukça hoş bir dokunuş olmuş. Cihazın kamera anlamındaki iddiasını cihazın tepesine de taşımışlar. Az önce yazılımı biraz germiş olsam da Vivo yazılım konusunda bence gerçekten oldukça iyi bir iş yapmış. Yazılımın eksilerini ve artılarını beraber değerlendirmek lazım. Bence kullanıcılara özgürlük sunma anlamında gayet iyi bir yazılım ortaya çıkartmışlar. Umuyorum bu güzel cihazlar yakın zamanda globale de açılır. Çünkü kesinlikle ve kesinlikle bu yazılımı hem ön yüklü uygulamalar olmadan hem de Türkçe görmek ve deneyimlemek isterim. Çok fazlaca tasarımdan bahsettim biliyorum ama bence cihazların arkasındaki yazılar cihazı dikine tuttuğunuz şekilde tasarlanmalı. Vivo da aynı bu şekilde tasarlamış cihazını. Benden bir tane daha tebrik geliyor Vivo'ya. Kamera tasarımından bahsettik. Hızlıca cihazın kamera özelliklerinden devam edelim. Ana kamerasında Samsung'un ISOCELL GN1 sensörünü kullanıyor. 50 megapiksellik bir sensör bu. Diğer kameralarında ise geçen seneki OnePlus 8 Pro ve Find X2 Pro gibi 48 megapiksellik bir ultra geniş açı kamerası var. 32 megapiksellik bir 2x optik zoom kamerası var. Ve bir de 8 megapiksellik 5x'lik bir optik zoom kamerası var. Aynı zamanda bu 48 megapiksellik ultra geniş açı kamerasında gimbal modu da sunuyor size. Gimbal stabilization dediği modu da sunuyor size. Gimbal gibi kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi Zeiss'le anlaşması var Vivo'nun bu sene ve Zeiss'ın
T-Star denen T yıldız diyebileceğimiz lens teknolojisini kullanıyorlar. Lens sertifikalamasını kullanıyorlar. Bu sertifika sayesinde kameranın katmanları içerisinde ışık daha iyi soğurularak katmanlar arasında oluşan yansımalardan kaynaklanan görüntü kirliliğini ve doğal olarak fotoğrafın kalitesinin düşmesinin önüne geçiyor. Zeiss'in teknolojisi bu, T-Star teknolojisi. Ve zaten bunun etkilerini kamerada da görüyorsunuz. Renk dengesi oldukça iyi. Keskinlik yerinde, dinamik aralığı geniş, kamera oldukça başarılı işler yapıyor. Beyaz dengesi yerinde ve HDR'ı da oldukça yerinde kullanabiliyor kamera. Ben genel olarak yapay zeka modu kapalı çekmeyi tercih ediyorum fotoğrafları. Çünkü yapay zeka modu bazen fotoğrafları karıştırabiliyor. Ya da mesela çimen çektiğiniz zaman yeşilleri birden fazla böyle parlatabiliyor. Kameranın yakaladığı renkleri daha doğal görmek için yapay zeka modunu kapatmayı tercih ediyorum. Yine aynı zamanda kameralar arasında, yani ultra geniş açı, normal kamera, işte yakından kamerası, 5x kamera vesaire, bu kameralar arasında da renk dengesinin yerinde olduğunu gördüm. Yani bir kameradaki yeşil başka bir kameradaki yeşille tutuyor, kırmızılar tutuyor. Bu oldukça önemli bir konu bence, çünkü çoğu Android cihazda hala maalesef kameralar arasındaki renk dengesini tutturamayabiliyorlar, beyaz dengesini tutturamayabiliyorlar. Vivo'yu bu konuda da tebrik ediyorum. Aynı zamanda delik şeklinde oluşturulmuş çentikte 32 megapiksellik bir ön kamerası da var cihazın. Ben sizi biraz daha fazla kamera örnekleriyle baş başa bırakayım. Evet, 4K 30 FPS video kaydı. Birazcık şöyle mikrofonunu da test etmiş olalım. Bugün de farklı bir yere doğru yürüyorum. Maskeden dolayı sesim biraz boğuk çıkıyor olabilir. Hafif de bir rüzgar var. Rüzgar sesini de nasıl aldığını görmüş oluruz. Evet, yeni nesil bir işlemcisi var. Çok tasarruflu bir işlemcisi var. 5G olsa da gayet tasarruflu şekilde kullanıyor gücünü. Ama pili ne büyük ne küçük, ortada kalmış bir pil ve bunun neticesinde de normal kullanımlarda sizi günün sonuna gayet rahat ulaştırabilirken, doğal olarak bu kadar iyi bir kamera telefonu aldığınız için kamerayı çok kullandığınız günlerde çok hızlı şekilde şarjını tüketebiliyor. Bu tabii çoğu cihazda yaşadığımız bir sorun. Yani pil kapasitesi ne kadar yüksek olursa olsun, yoğun kullanmaya başladığınız zaman cihazlar genel olarak günün sonunu çıkartamayabiliyorlar maalesef. Ancak tabii burada şunu da düşünüyorsunuz. Full HD olduğu için cihazı eleştirmiştim. Demek ki 2K olsa bataryası hiç yetmeyecekti. Belki de bunu düşünerek öyle yapmışlardır, bilmiyorum. Her ne kadar Full HD ve Full HD Plus yeterli çözünürlükler olsa da bu tarz üst segment cihazlarda 2K çözünürlüğü mutlaka görmek istiyoruz. Evet, Vivo'dan bahsetmişken az önce stereo hoparlör olmaması konusunda eleştirirken söylemiştim. Vivo gerçekten ses çıkışı konusunda medya ve müzik deneyimi anlamında iddialı bir şirket. Vivo zaten kutusunun içerisinde de bir kulaklık yerleştiriyor ve öyle alelade bir kulaklık değil. Çoğu modelini kullandı ve gayet kaliteli bir kulaklığı yerleştiriyor. Bu kulaklıkla müzik dinlemek de oldukça keyifli. Cihazın içerisinde oldukça kaliteli bir DAC kullanıyorlar ve bunun neticesinde de cihazla müzik dinlemek, kulaklıkla müzik dinlemek oldukça keyifli hale geliyor. Onun haricinde zaten çağrı esnasındaki ses deneyimi oldukça başarılı. Çağrı esnasında herhangi bir sıkıntı yok. Cihazın arkasının deri olması neticesinde cihazı elde tutmak ve kullanmak oldukça kolay. Yani ben artık böyle arkası kaygan ve zor tutulan cihazları çok fazla sevmiyorum. Cihazların önü arkası kavisli olduğu için cihaza tutunabileceğimiz yer kalmadı işin açısı. Cihazı böyle elimizde tuttuğumuz zaman kaymaya başlıyor cihazlar. Ben cihazı oldukça başarılı buldum işin açısı. Yani Vivo'nun zaten müzik anlamındaki karakterinden bahsetmiştim. Cihazla müzik dinlemek de keyifli, medya tüketmek de keyifli. Cihaz performansı, cihazla oyun oynamak da keyifli. Cihazı kullanmak keyifli. Malzeme kalitesinin çok iyi olması neticesinde cihazı elinizde tutmak bile gayet iyi bir his veriyor size. Yani parayı ödediğiniz zaman, hani gerçekten parayı ödediğinize değmiş hissi alıyorsunuz cihazdan. Evet, cihaz hakkındaki son kararımdan bahsedecek olursak Vivo X60 Pro Plus
Eğer İngilizce kullanmak sizin için sorun değilse ve Çin yazılımı sizin için sorun değilse ki İngilizce kısmını bir programla belirli bir orana kadar çözebiliyorsunuz. Sizin için sorun teşkil etmiyorsa bu saydığım şeyler mutlaka satın alımı yaparken göz önünde bulundurmanız gereken alternatif cihazlardan biri. Cihaz hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum işin açısı. Lütfen yorum kısmında benimle paylaşın. Mutlaka her birine tek tek okuyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.